aktarıyorum. Onların yaşıyorum. Gençliğime geri dönüyorum. 1954 Çataköy doğumluyum. Çocukluğum çok enteresan geçti. Beni anneannem büyütmüş. Anne baba var fakat anneannemin kimsesi yokmuş. Kimsesi olmadığı için yani iki tane çocuğu varmış genç yaşta. Birisine yıldırım düşmüş ölmüş. Birisi de ertesi sene kalp krizinden ölmüş. Dedem tam 13 sene askerlik yapmış. Beni anneannem büyüttü, anlıyor musun? Yani bana yemez yedirir, giymez giydirirdin. İşte bayramlarda falan böyle düğünlerde, müğünlerde çok değişik giysiler giydirirdin. Yani köyümüzdeki olan kendi akranlarımdan daha farklı bir kişiliğe sahiptim. Daha sonra sen 65'li yıllarda köyümüzden çok sayıda insanlar yurt dışına gittiler. Belçika, Almanya, İsviçre gibi ülkelere gittiler. Onların ailelerine anneannem yardımcı olurdu. Eskiden yurt dışına giden işçiler bir senede bir gelmezlerdi. En az 3-5 yılda bir kere izine gelirlerdi. Hiç unutmuyorum. Yurt dışındaki olan bu işçilerin ailelerinin çoğu kimi kazak örer, kimi çorap örer, anlıyor musun? Kimi yazma kenarı yapar. Derlerdin ki, işte bunu benim beyimin geldiğini kim müjdelerse ona müjde olarak, hediye olarak vereceğim derlerdin. Biz de çocuğuz ya, öyle ufka bakardık. Bizim Musal Taşı'nın olduğu yerden baktığımız zaman ufuktan gelen insanlar, köye gelen insanlar belli olurdun. Yani şehirciler derdik biz onlara. Atlarla, eşeklerle veya yürüyerek geldiği insanların görürdük yani oradan. Öyle o yola, oraya ufka bakardık. İşte gelecek de haber vereceğiz de işte Ayşe'ye, Fatma'ya hediye, müjde alacağız diye. Sonra anneannem bu kadınlara yardımcı olduğu için bu kadınlar da işte derlerdin ki işte sefere gelirken bir hediye getir, işte çizme getir, şapka getir gibisinden bu şekilde sipariş verirlermiş. Onlar da izine gelirken bana işte o zaman çizmeyle tanıştım, çizme getirmişler. Şimdi Ford'daki benim içimdeki yük de şu. O yurt dışına giden işte abilerimiz, amcalarımızdan birisi sene 70'li yıllarda Ford, Alman Ford'u, panoramik Ford'la izine gelmişti. Ondan bir içime bir sevgi doğdu. İşte meraklandık. Ben sürekli işte annemi babamı rahatsız etmeye başladım. Ben de araba Ford alacağım diye. En sonunda biz 73'te aldık. 73'te aldık. 73'ten belli bu Ford'un aşinalığı var. Yani gece gündüz hep bunun üzerinde geçti ömrüm. Size şunu şöyle belirteyim. Yani o zamanın döneminde yani araba yok öyle. Araba yok. Arabanın kuralını bilen yok. Öğreten yok. Bilen yok. Arabayı aldık ama şoförümüz var, şoförümüz kullanıyor arabayı. Şoförümüz çalıştırıyor, Çatak Çorum arası çalışıyor. İşte kah İstanbul'a, kah Ankara'ya, kah Ankara'ya havalanına, Samsun'a böyle sürekli sağa sola çalışıyor. Sonra ben işte kullanmaya başladım. Kimi büyük, kimi böcek, kimi kum. Kimi büyük, kimi böcek, kimi kum. Marak edip hiçbirini sordum mu? Bunlar neden, nedenini sordum mu? Bir gün bu arabanın önünde güneşlik var. Güneşliğin, ben de güneşliğin olmasını istiyorum ama Çorum sanayisinde böyle bir parça yok yani. Ancak Samsun'da veya Ankara'da bulabiliyorsun.
Ben Samsun'a gittiğimde sanayiden güneşliği aldım. Buldum, güneşliği aldım. Arabaya taktım. Çok seviniyorum. Yani arabam yani fiyakar oldu hesabından. Ondan sonra dönüş yaptım. Akşam eve geldiğimde baktım güneşlik yok arabanın önünde. Rüzgar uçurmuş. Üzüldüm bayağı. Yani işte bu yaşamış olduğum içimde olan yüklerden dolayı işte bu arabayı 3 sene önce bu şekilde modifiye yapmayı düşündüm. Anlıyor musun? Okulda başladım. Peyderpey kendim tasarlayıp kendim yapıyorum. Yani bu arabanın parçalarını A'dan Z'ye hepsi el işçiliği, el emeği. Kendim üretiyorum yani. Ben sonra diyorum buna, bu diyorum elektrikçi eşya. Bunu ne takarsan, bunu ne çakarsan yakışıyor. Her şeyi taksan gidiyor yani, kabul ediyor yani. Onun için bunu çok seviyorum. İnsan ölür ama ruhu ölmez. İnsan ölür ama ruhu ölmez. Bunca mahlukat var hiçbir gülmez. Bunca mahlukat var hiçbir gülmez. Mesela bugün birisi geldi, satan mı diyor. Satayım dedim, ne vereyim diye. 5.000 lira veririm diyor. İyi dedim. Bak şimdi. Yani ilginç yani. Dedim kurum senin tekerin parası vermiyorsun sen bana. Ford bir kere yani gerçekten stabil bir araba. Yani sağlam, sıhhatli, anlıyor musun? Düzgün, çalışan bir araba. Bir de diyorum ya ben şey tasarım olarak çok hoşuma gidiyor. Ben tasarıma çok önem veririm yani. Model benim için çok önemli. Ben İstanbul'a basıp gidiyorum. Gidiyorum, geziyorum, geliyorum. Bak ben Perşembe günü yine İstanbul'a gideceğim şimdi. Hiç sıkıntım yok yani. Gözüm ahramda değil yani. Ford sağlam vallahi hiç yeminle söyleyeyim. Hiç kuşkum yok yani. Gittiğim, gezdiğim yerlerde onları hatırlatıyor bana. Onları hatırlıyor, onları yaşıyor. Değiştiğime geri dönüyorum. Bir ismi var mı arabanın? Sevda. İsmi Sevda. O sandım bu canımdan aman aman derdiyle gezdim. Bu araçı kullanmak bana mutluluk veriyor.